Önemli olan sonuçta sizin de kendi açınızdan karınız, zararınız vesaire. Ama zaten işin niteliği içerisinden özellikle mobil ödemeye bakarsanız PayPal ve diğer benzer ortamlarda zaten işin niteliği olarak yapacağınız işlem tarzı o kadar farklı ki. Yani siz mobil ödemeyle bugün, en azından bugün farklı bir altyapıya da gitmedikçe ve işin öz maliyetleri değişmedikçe gidip televizyon alamazsınız. İşte ne bileyim yurt dışından gidip bir ayakkabı alamazsınız. Ama PayPal'la alınabiliyor. PayPal'la alabilirsiniz. Ama PayPal'ın bu alanda, diyorum gidip Zynga'dan da PayPal'la oyun oynayabilirsiniz temel olarak. Ama onu yapan insanla, onu kullanan tüketiciyle mobil ödemeyi kullanan tüketici arasında tercih farklılıkları, segment farklılıkları var. Bu da birbirini bir açıdan tamamlayan bir yapı. PayPal Türkiye'ye ne zaman girmek istedi ve penetrasyon ne zaman başladı ve nasıl gidiyor? Hani senden biz 2011 Şubat'ı sonunda Türk lirasını PayPal üzerinde açtık. Türk lirası işlem yapmaya başladık. Bununla birlikte işte Türk bir ekip artık sahada var. Aynı zamanda Türkçe müşteri hizmetleri, Dublin, bizim Avrupa bazındaki call center'ımız Dublin'de. Orada yaklaşık 30 kişilik bir ekibimiz var, Türk müşterilerimize hizmet veren. Ve işte Mart ayından itibaren de yavaş yavaş hem sektörü, ülkeyi birazcık tanımaya, hem sektördeki oyuncularla işbirlikleri yapmaya başladık. Şu anda yaklaşık 1.2 milyon hesap var Türkiye'de. 1.2 milyon 2 milyon hesap var. PayPal üzerinden ödeme yapmış olan. Evet. Hesabı olan kitle var. O yüzden hani, geçmişten de gelen bir kitle. Zaten uluslararası ortamda kullanan ciddi bir uluslararası ticaret için kullanan ciddi bir kitle var idi PayPal'ı. Şimdi bu kitlenin giderek ve yenilerinin giderek domestikte de yani iç pazarda da aktive hale geldiğini gözlemliyoruz. 2011 sonunda sayılarla ilgili daha fazla şeyler paylaşmak inşallah mümkün aktif olacak. Aktif kullanıcı sayınız belli mi mesela? Belli. Belli ama 2011 sonunu bekliyoruz. Resmi olarak bir takım açıklamalar yapmak için. Buradaki ekip kaç kişi? Burada ekibimiz şu anda 6 kişi. Hı hı. Benimle birlikte. Bunun dışında tabii bizim uluslararası yapımız Matrix bir organizasyon. Türkiye'ye destek olan, hizmet veren, bunun dışında toplamda bizimle birlikte 20 kişi var yönetim kadrosu olarak bakarsanız. Bir de onun dışında 30 kişilik bir bahsettim. Dublin ekibi var. Peki, onlar da call center. Şu anda elektronik ticaret entegre ettiğiniz elektronik ticaret sayısını söylüyor musunuz? Yaklaşık 1000 tane satıcı diye bakalım. 1000 tane satıcı. 1000'e yaklaşan satıcımız oldu. Küçüklü büyüklü. Yine inşallah 2011 sonuna doğru daha büyük yerlerde de şeylerimiz olacak. Şunu soracağım. Bir elektronik ticaret sitesi neden sanal post yerine hazır yani PayPal veya PayU'yu kullansın? Yani bu soru yerine, gelebilir. Sorunun özünde belki bir itiraz var. Yerine değil. Evet. Yanına. bu da yine benim argümanım. Ödeme sistemlerinde ne kadar çok çeşitlilik var. Bir ticaret hacmi yapan birinin öncelikli vermesi gereken konulardan biri. Tabii bunu seçerken elbette ki komisyonlarına bakacak, elbette farklılığa bakacak ama siz özellikle e-ticarette müşteri kapıdan içeri girdiği anda yapabileceğiniz her türlü riski alarak ödemeyi gerçekleştirmek ve ürünü satmak. O yüzden farklı tüketici ihtiyaçlarına ne kadar rahat karşılık verebiliyorsunuz ki bu çeşitlilik de geliyor. Onu yapmanız gerekir. O yüzden farklı oyun en sonunda incremental sales, fazla ek satış olarak bakmak lazım buna. O yüzden yerine değil yanına Türkiye içinde bakarsanız dünyada da bu aynı, farkı değil. Mümkün olan en geçmişliğine rağmen Amerika'da dahil olmak üzere güvenlik hala insanların en önemli sorunu. Bazı ortamlara gidiyorum ben. Güvenlik işte artık o kadar problem değil. Ama en ufak bir örnek teşkil olduğunda, en ufak bir yanlışlık basına yansıdığı zaman normalde e-ticarette kazandığı tüm kullanıcıların hakkında bir şüphe geliyor. Buradaki en önemli konu tüketicinin bu konuda eğitilmesi. PayPal gibi organizasyonlar bu alanda başarılı. Çünkü onlar güvenlik endişesini tüketicinin aklından alıyor. Adam biliyor ki geldiği zaman PayPal alışveriş yaptığında en azından kredi kartı bilgileri paylaşılmayacak. Bir alıcı koruması var. Malı gelmezse, farklı bir mal gelirse
Onun iadesini PayPal gerçekleştirecek. Bu noktaki dispütü, sorunları, hak taleplerini biz çözeceğiz vesaire. Bunu global anlamda baktığınız zaman çok farklı yerde gidiyorsunuz. Yine iş yeri tarafında da e-ticaret, biz bazen hani Türkiye'de, benim de bulunduğum ortamlarda iç pazar odaklı çok düşünüyoruz. Bugün gel sabah da Sinan'ın da bahsettiği gibi aslında çok ciddi bir global pazar da var. Türkiye'deki sektörlere bakarsanız şu anda gelişen girişimlerin hepsi genellikle iç ticarette yurt dışından gelenlerin klonları. Ama çevre ülkelere baktığınızda gerçekten ciddi potansiyeller var. Bunları en azından Türkiye için ciddi potansiyeller var. Bunları değerlendirmek açısından da ödeme sistemleri bir itici güç. O yüzden de PayPal vesaire gibi organizasyonların ve şirketlerin bu alanda desteği var. Hemen Emre'ye dönüyorum. O zaman PayU ve PayPal aynı işlemi gören rakip ödeme sistemleri midir? Yok, hayır. Değiller. Aslında alternatifler. Rakip olarak da konumlandırıldığı ülkeler var. Olmuş. Çünkü PayU'da 7 tane ülkede şu an faaliyet gösteriyor. 7 ülkede. 7 ülkede. Naspers'ın Türkiye'ye girmesiyle, Markafon yatırımıyla birlikte PayU'da Naspers'ın bir iştiraki. PayU'da ardından Türkiye'ye giriş yaptı. İşte yaklaşık 1,5 ay oluyor. Bu 1,5 aylık süre zarfında biz öncelikle bankalar, BKM, Mastercard ve Visa ile Türkiye'de çalışmalara başladık ki çünkü lokal davranmak istiyorduk. Yani PayU'nun adı hedefi global düşünüp lokal davranmak. Lokal davranmaktan kastım nedir? Türkiye'de bir kredi kartı, bir debit kart ki debit kartları daha hala penetre edemedik maalesef internet üzerinden yapılan siparişlere. Halbuki 69 milyon tane debit kart var Türkiye'de. Yani bizim 20-25 milyon kredi kartını bir kenara koyduğunuzda 69 milyon tane kullanıcı tabii ki değişir. İnternet üzerinden kredi kartıyla, yani debit kartıyla alışveriş yapabilir durumda şu an. Orada 3D Secure zorunluluğu var. Onu kaldırmak için BKM ile, Mastercard ile ve Visa ile görüşüyoruz. En azından prepaid kartlarla ilgili. Şunu biliyoruz. Türkiye'de eğer modeli büyütmek istiyorsanız, ileri taşımak istiyorsanız bir kere taksit yapabiliyor olmalısınız. Yani PayU faaliyette olduğu ülkelerde de bu şekilde hareket ediyor. Yine Mastercard'la, Visa'yla ve bankalarla çalışmaya başlıyor. Bankalarla çalışırken de aslında bugün Moneybookers'tan belki PayPal'a kadar Mastercard'la görüştükleri konular vardır. Payment Facilitator diye programları var Mastercard'ın da Visa'nın da. Payment Facilitator olduğunuzda Acquire bankanız aracılığıyla, yani iş yeri bankanız aracılığıyla banka postlarını alıp kendiniz kullanmaya başlıyorsunuz. Kendiniz banka postlarını kullanırken bu API'leri katma değerli servislerle, tabii PayU bunu sunarken iş yerlerine, arka tarafı bir fraud tool entegre ediyor. Fraud tool'un yanı sıra bir fraud ekibi entegre ediyor. O fraud ekibi de yine en büyük bankanın başındaki bir arkadaş şu an PayU'da çalışıyor. Ve katma değerli bir servis sunuyor. Bankaları nasıl ikna ediyoruz? İkna ederken de bankaların hep şöyle bir içeride bir garanti ödeme sistemlerinden geliyorum ben de. Geliştirdiğimiz birçok ürün vardı. Elektronik ticaret pazarını büyütelim. Herkes elektronik ticaret yapabilsin. Sanal postalanabilsin. Ne zaman ki bir şubemizden şehirfırsatı.com sanal posta alamadı, artık ben fazla gidebilecek yol olduğunu düşünmüyorum burada dedim. Çünkü siz ne yaparsanız yapın genel müdürlükte, en sonunda sanal posta almak istediğinizde, siz sanal posta elektronik ticaret ödeme sistemine giriş yapmak istediğinizde bir şubeye gitmek zorundasınız. Şubeye iş modelinizi anlatmak zorundasınız ve şubenin sizi anlamasını beklemek zorundasınız. Başka türlü sanal posta alamıyorsunuz. Ondan sonra siz kredi kartıyla taksit yapmaya başlıyorsunuz ki işte o dönemde zaten mikro ödeme PayPal kullanıcıların imdadına yetiştirir hakikaten. Çünkü sektörü bir yere getirebilmek çok mümkün değil. Sanal post veremediğinizde ki siz de yaşadınız. Biliyorsunuz benzer problemler. Şimdi biz bankalara şunu sunuyoruz. Sizin fokusunuz bu değil. Sizin core business'ınız elektronik ticaret maalesef değil. Çok ciddi inandırdık. Sizin core business'ınız maalesef bu değil. Biz PayPal, mikro ödeme, PayU. Biz bunu sizin adınıza yapıyoruz. En nihayetinde günün sonunda biz elektronik ticaret pastasını kullanıcılar katıyoruz. Sizin kartlarınız kullanıyor. İşte veya Turkcell tarafında bazı katma değerler oluyor. O kredi kartları gidip PayPal'a kaydedilebiliyor. Arka tarafta prepaid'le çalışmalar yapılabiliyor. Aslında bu bir ekosistem. Peki, biz bu yani ekosistemi büyütmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz. Gene aynı soru, rakip görmeyecekler mi? Görmüyorlar. Hatta 3 tane banka PayU'yu direkt iş yerlerine duyuruyor. PayU'nun şöyle de bir modeli var. Bizim amacımız iş yapış şekillerini düzene sokmak iş yerlerinin. Ben GÖSAŞ'ta olduğum dönemde birçok iş yerine fraud eğitimleri vermeye de gidiyorduk. Fraud ekiplerle beraber ki en büyükleri. Şunu görüyoruz. Kendi içlerinde maalesef, çünkü o hiçbir yerde anlatılmıyor, sen de anlatmıyorsun hiçbir yerde. Hep 7-24 dünyanın her yerine oturduğunuz yerden satış diye
elektronik ticaret lanse edilir. İşte az maliyet, orada çok personel bulundurmana gerek yok vesaire diyor. Ama dikeylerde gördük az önce kaç kişi olmuşlar 3 ayda. Şimdi hiç kimse chargeback riskinden, kartın işte kart not present işlemlerle beraber gelen arka tarafta oluşulabilecek maliyetlerden bahsetmez. Trilyon chargeback, yani iş yerlerimiz vardı bizim GÖSAŞ tarafında. Bir yılda 1 trilyona yakın chargeback. Tabii ki cirolar çok yüksek olduğu için fark etmiyordu bile ama. Eski Türk lirası mı? Yeni Türk lirası. Yeni TL ile hatta. Şimdi bu şu anlama geliyor. Siz bu iş yapış şekillerini bir şekilde düzene sokmalısınız. Bugün gitti gidiyor da gitti gidiyor da arkadaşlar var. 10 kişilik bir fraud ekibi vardır. Artmış olabilir. 8 olmuştur, 13 olmuştur. Bu insanlar oturdukları yerde fraud'u minimize etmek için manuel bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Çünkü sistemleri Avrupa'nın çok önünde olmasına rağmen Türkiye'deki kartlı ödeme sistemleri yeterli değil maalesef. Ne yapıyorlar? Mesela iki kişi gitti gidiyor da kredi kartıyla alışveriş yapıldığında sistemden girip internet şubelerinden, her bankanın internet şubesinden kart bilgisini giriyor. Gerçekten İsmi verdiği kredi kartı numarasıyla bankacılık sisteminde gözüken kredi kartı numarası tutuyor mu diye manuel bir yolla kartları kontrol etmeye çalışıyor. Şimdi PayU ilk modelinde bankalara şöyle gitti. Alın bizim app'imize entegre edin sisteminize. Fraud tool'u çalışsın arka tarafta. Tüm bankaların kötü bir deneyimdir iş yerleri için. Tüm bankaların işte 5-6 tane POS altyapısı vardır. Garanti kendi altyapısını kullanır. İşte Akbank'ın EST'dir altyapısı, Bankasya Innova kullanır. Hepsini bir API'ye entegre ediyor. İş yeri olarak iş yerleri hala bankalarıyla çalışmaya devam ederken, sözleşmelerine devam ederken, arka tarafa biz PayU'nun fraud ekibine ve fraud tool'una entegre ediyoruz. O yüzden aslında bankalar bizi rakip olarak görmektense sanal postlarını farklılaştırabilecekleri bir işbirliği olarak görüyorlar. Çünkü sanal postları hepsinin aynı. Hiçbir fark yok aralarında. Aynı yerden alıyorlar. Garanti hariç. Peki müşteri tarafında PayU'yu entegre ederken sadece fraud değil, onun yanı sıra PayU'nun üzerinden geçmesini de sağlıyor değil mi? Tabii, ücreti? Tabii. Üçüncü bir modelde PayU kullanıcı adı ve şifresiyle arka tarafta prepaid kart olması durumunda. Çünkü prepaid karta bağlamadığınız zaman Mastercard'la ve Visa ile çok anlaşamıyorsunuz. Prepaid kart dediğin ön ödemeli, doldurulabilir kredi kartı. Ama bunu kart olarak düşünme. Aslında bir numara. Bankalar mı şey yapar? Mastercard ve Visa sağlıyor bunu. Bu bir numara sadece alışveriş anında para transferi yaparken, peer-to-peer para transferi yaparken aslında anlık olarak oluşabilecek iki tane numara bu. Sonra bir banka ona prepaid kart satabilir. Yani otobüste de kullanılan, işte POS cihazlarında da kullanılan, internet üzerinden oyunda oynanan bir prepaid kart satıyor olabilir. Ama bu bir numara sadece. Biz aslında biraz işbirliklerimizi bu yönde tutuyoruz. Bankaları kızdırmadan, çok kızdırmadan beraber işbirlikleri oluşturmaya çalışıyoruz. Ve size kartlı ödeme sistemlerine cüre getiriyoruz diyoruz. Çünkü hedeflerimiz çok büyük. Ulaşamadıkları, fokus olamadıkları, mesela şu an sorsak muhtemelen 3 tane bankacı buluruz burada. Var mı bankadan gelen, direkt elektronik ticaretle ilgilenen? Hangi banka? Süper. Anlatabildim mi? Yani bankaların fokusu maalesef bu değil. Biz ne zaman ki... Belki fokus budur. Hakikaten yani çok tebrik ederim. Akbank'tan da var arkadaşım, ama mobile kanaldan geliyor. Şimdi ne zaman bankaların ilgisini çekti bu sektör? Hala bankaların toplam ekonomik cirosunun içerisinde %7 elektronik ticaret. GÖSAŞ'ta biz 7'den 15'e çıkardık. Zaten gittiği yer bu. Perakende de o şekilde. Avrupa'da %15 oranlarına falan çıktı elektronik ticaret seviyeleri. Şimdi GÖSAŞ'ın artık ilgisini çekiyor ama mesela oradan bile gelen yok. Üzüldüm şahsen. Önümüzdeki yıl %18, %20'lere taşınıyor olacak bu ciro. Diğer tarafta 200 kişilik bir sağ satış ekibi, orada 3 kişilik bir elektronik ticaret ekibi aslında bütün bu ekibin yaptığı işi yapabiliyor olacak. Bu da bir şekilde bir dönem sonra şu an birçok dikey modelinde, mesela Moripo'nun da yaşadığı problem bu. İçeride farklı dirençler doğmasına sebebiyet veriyor. Hani bizim 150 kişiyle yaptığımız işi sen 3 kişiyle yapmaya başladın diyorlar. Mesela hani çok hassas bir noktada bankalar fokus olamıyorlar. Olmaları lazım. Fokus olamadıkları için de bu ekosistem bir yere gelemiyor. Bizim hep bir hedefimiz vardı. 10 bin tane sanal posumuz vardı. Genel müdür sorardı. Bu niye 14 bin tane olmuyor der. Vermiyoruz sanal pos, veremiyoruz derdik. Biliyorsun startup sanal pos paketleri çıkarmıştık. Direkt benim ürünümde onlar. Ama startup, dünyada, medium, dünyada böyle bir hani risk algısı yok Türkiye dışında. Var. Yani Amerika'da bu kadar sanal posun zor verildiği bir sistem yok. Ama olarak. Amerika'yı dışında tutmamız lazım. Neden? Çünkü Amerika'da chargeback yok. Orada çok ciddi, çok gelişmiş sigortacılık sistemleri var. Yani Avrupa'da, Türkiye'de chargeback diye bir gerçek var. Geçtiğimiz gün bizim bu gazetelerde... Neden bankaları ölçmüyor? İşte bankalar ölçemiyor. Neden? Neden çok PayU böyle bir fraud mekanizması yapmışken banka bunu entegre edemiyor? Yani çünkü bankaların bankanın core business'ı... Bankanın işi risk ölçmek değil mi? Değil.
Bankanın riski her şeye genel bakmak. Ana resme bakmak. Ya benim mesela, düşündüğüm şu, kredi verirken nasıl riski ölçüyor? Hı. O şirketin bilançosuna bakıyor, genel giderlerine bakıyor vesaire ne yapıyor? Bu kredi, sanal POS verdiğinde de aslında kredi vermekten farklı değil benim açımda. Limitsiz yani. Kredi. Ama doğru. Bunu limitleyebiliyorsunuz yani. Şu an ciro, limitleyebiliyor bankalar. Ciro evet, için yapabiliyorsunuz evet. Ve onun için de o elektronik ticaretin riskini ölçersiniz. Anlatabiliyor muyum? Riskli görüyorsanız daha yüksekten verirsiniz fiyatınızı. Anlatabiliyor çok muyum? Doğru, çok doğru. Ve o da onu kabul etmez. Tamam mı? Ama çok verirsiniz doğru. Yani sonuç olarak. Ve bunu iki gün sonra eğer chargebackler çok oluyorsa, senin bankacı kimliğinin açısından değil de bankacılara genel olarak söylüyorum. Ya da vermezsiniz. Ama bunu toptan artık vermiyoruz biz sanal post kardeşim. İşte müdür tanıdığım varsa, ondan sonra işte şube müdürüyle iyi ilişkin varsa öyle alabilirsin. Gidiyor. Öyle gidiyor. Demenin bir şey yok. Tabii o zaman PayU ve PayPal gerçekten Türkiye için çok alternatif ve hızlı yayılan bir bence ödeme sistemi olması muhtemeldir. Çünkü siz bu şeyi şirket olarak ölçüyorsunuz. Yani açığı kapatıyor olacağız aslında evet, biz. Büyük ihtimalle kesinlikle. Öyle olacak. Kesinlikle. Ve bankaların görmedikleri bu şeyi ve hızlı hareket edemedikleri yeri kapatıyor olacaksınız. Kesinlikle. Ama ben bankaların da diğer taraftan bunun çok iyi bir ürünlerini kaybettiklerini düşünüyorum. Yani şey olarak. Biliyorsun Bonus Pay aslında o iş için çıkarılmış bir üründü. Ben de proje yöneticisiydim. Ama sanal post bağımlılığından dolayı ki mobil ödemede aslında yıllar önce sanal post bağımlı bir projeydi. Sonra siz kurtardınız onu sanal posttan. Hantal bir yapı oluyor. Çünkü bankaların işte TEP'te, Akbank'ta, Garanti Bankası'ndaki ortak algı sanal post verelim, pazarı büyütelim. Tamam çok güzel ama şubelere indiremiyorsunuz bunu. Sıkıntı şubelerde. Hı hı. Çünkü tüm risk şubede. Geçtiğimiz hafta Acun'da reklamlara çıkıp işte ciro yapıp ondan sonra bankaların bloke koydu. Hani tartışılır problem olacak mıydı olmayacak mıydı ama eğer o sıkıntı olsaydı bir gün valörle çalışıyordu. Bir öyle bir sıkıntı olsaydı tüm o ciro 5 milyon TL'lik ciro ilgili bankaların 3 tane şubesinden ödenecekti. Bu şu anlama gelecekti. O bankalardan bir daha sanal post alamayacaktınız. Hele o şubelerden mümkün değil. Sanal post dediğinizde muhtemelen döverek kovalayacaklardı dışarı. Hani ben şey diyorum size, şehir fırsatının Groupon ortağı olduğu dönemde sanal post alamamasından bahsediyorum. Sonra gitti finans bankta çalışmaya başladı. Post alamadığı şube kapısında yatıyor şimdi post alabilmek için. Bu adamları kaçırmaktansa nasıl ki bankalar üniversitelerde daha hatta liselerde prepaid kartlarla genç insanların cebine girmeye çalışıyorlar. Loyalty'yi arttırmak ileride de kullanmaları için. Sana gelmiş hazır elektronik ticaret yapmak isteyen bir modeli, bir işi, bir iş modelini sen elinin tersiyle itiyorsun. Bu adam belki de bir yıl sonra 50 milyon dolar yatırım alacak yok. Türkiye'de örnekleri. Bu arada aklınıza herhangi bir soru gelirse bir sorumdan sonra alabilirim. Yani şey olsun, soru ön şeyini yapmış olayım. Alper'e hemen şunu soracağım. Bankalarda yaşanan problemi siz GSM operatörlerinde yaşıyor musunuz? Yok. Yaşamıyorsunuz. Yaşamıyoruz. Çünkü bizim mobil ödemedeki varoluş sebebimiz aslında GSM operatörlerinin bu servisini pazara indirmek. Ve bunu da onların istediği gibi, hatta onların istediğinden ve beklentilerinden daha güçlü bir şekilde yapabiliyoruz. En temel iki sebebi var. Yıllar önce bu mikro ödemeyi her şeyi kurarken ihtiyacın nereden kaynaklandığını şöyle belirlemiştik kendimizce. Hep telekom dünyasıyla internet dünyasının bir konverjansından, bir birleşmesinden bahsedilir ama bu iki dünyanın iki sebepten dolayı, iki dinamiğinden dolayı birleşmesi çok kolay değildir. Bir tanesi telekom dünyasında her şey regüle, bir lisansa tabi. İnternette regülasyonlar çok daha farklı şekilde işliyor. Hatta yok diyebileceğimiz şekilde geceden sabaha yeni proje üretebiliyor insanlar. İkincisi telekom dünyasında her şey ücretli. İnternet dünyasında hemen hemen her şey bedava. Yani bir bedava alternatif her şeyim var. Dolayısıyla bu iki dinamikten dolayı telekom dünyasıyla internet dünyasının böyle hızlı bir şekilde ve kolay bir şekilde birleşmesi çok mümkün değil. Biz burada işte mikro ödeme olarak ortaya oturup telekom dünyasının bu gücünü internet dünyasının bu dinamik yapısıyla birleştirip iki tarafın da fayda almasını sağlıyoruz. Dolayısıyla operatörlerin yani mobil ödemenin bu kadar kısa bir sürede bu kadar hızlı yükseliş yaşamasının en önemli sebeplerinden bir tanesinin bizim gibi şirketlerin olduğunu düşünüyoruz. Çünkü biz gerçekten 15 dakika içinde entegrasyon sözü veriyoruz. Çok dinamik bir yapımız var. Herkes bile çok bize çok kolay ulaşıyor. Ve operatörlerin dediğim gibi servisini hızlı bir şekilde yayıyoruz. Dolayısıyla biz bu temel zaten onların servisini sunduğumuz için böyle bir karşılıklı konflikt değil. Tam tersine çok ciddi bir iş ortaklığı yaşıyoruz. Bu sebepten de operatörlerden işte bir tanesinin gold partneri olduk. Yani onların gözünde Türkcell. Türkcell'in gold partneri olduk.
ama üç operatör de bu servise aynı önemi veriyorlar. Bunu çok net söyleyebiliriz. Çünkü onlar da özellikle kırmamak adına GSM Association mobil ödemenin, mobil sektörün geleceğinin bir parçası olduğunu çok ciddi bir şekilde kabul ediyor. Tabii Türkiye'de bankacılık teknolojileri çok gelişmiş bir durumda. Dolayısıyla yurt dışındaki bazı örneklerin Türkiye'ye gelmesi çok mümkün değil. Örneğin hep bahsedilen Kuzey Afrika'da para transferinde evet. çok kullanılan mobil ödeme Türkiye'de çok olası değil. Çünkü her köşe başında 20 tane ATM var. Yani bankacılık orada yaygın değil. Bankacılık yaygın değil orada. Türkiye'de bankacılık oldukça yaygın. Evet. Dolayısıyla hani o şekilde değil ama dediğim gibi online ödeme noktasında son derece başarılı. Dolayısıyla dediğim gibi operatörlerle tam anlamıyla onların servis sağlayıcısı olarak çalışıyoruz. Burada biraz önce konuşmalardan aslında hani benim de altını çizmek istediğim bir iki nokta, bir tanesi Kıvanç'ın çok önemli bir söylediği bir şey, ödeme çeşitlendirmek, ödeme çeşitliliği sunmak. Aslında bütün bu e-commerce, elektronik ticaret, ister sanal olsun ister fiziksel olsun, yapan herkesin mutlaka kabul etmesi gereken bir şey. Ben sadece A browser'ında çalışan bir site yaptım, B browser'ında çalışmaz diyemiyorsanız, ben sadece A ödeme şekliyle çalışırım, B ile çalışmam deme şansınız da yok. Çünkü bu tüketicinin seçeceği bir şey. Neyle ödemek istiyorsa o ödeme aracını bulabilmesi lazım. Siz eğer derseniz ki ben sadece X ödeme aracıyla çalışıyorum, diğerlerini potansiyel müşteri olarak kaybediyorsunuz. Buna razı değilseniz siz mutlaka çeşitlendirmeniz ve alternatifleri sunmanız lazım. Son kullanıcı daha sonra karar verecek neye kullanacağına. İkincisi de üye işyerlerine, yani satıcılara bizim söylediğimiz temelde şu var. Özellikle e-ticaret tarafındaki değer zincirine bakacak olursanız ürünü bulmak, doğru pazarlama yapmak, doğru konumlandırmak, portalini duyurmak vesaire görev tanımlarından bazıları. Ama bir tanesi de mesela lojistik, değil mi? Kargo ürünü göndermek vesaire. Nasıl kargo vesaire gibi bir takım işleri işin gerçek sahibi olan lojistik firmalarına emanet ediyorlarsa, ödeme de ve tahsilat da özel bir iş. Bir elektronik ticaret şirketinin ister dijital içerik ister fiziksel ürün collection'ı, yani tahsilatı iyi bilmesine ya da buna yatırım yapmasına gerek yok. Bu görevi olan işte PayPal, PayU, mikro ödeme vesaire gibi şirketlerin görevi. Dolayısıyla biz diyoruz ki siz kendi işinize odaklanın. Yani satış, ürün bulmak, müşteri hizmetleri, kaliteli servis, kaliteli ürün, üretim vesaire. Gerçek işinize odaklanın. Ödeme sistemi de sırf tıpkı lojistik gibi sizin aslında sizi enable eden bir servistir. Elektronik ticareti ikna etmeniz mümkün de bankaları ikna eder misiniz? Soru işareti benim kafamda yani. Tabii o hani yani biraz yani onlar da çünkü ana görevleri tabii olarak tabii bunu görüyor olabilir. Yani o tabii biraz önce tabii Emre'nin ve Kıvanç'ın anlattığı gibi bankalarlaki olan konumlandırmayla alakalı ama ben kendi adımıza biraz daha bakacak olduğumuz zaman biz dediğim gibi hani ödeme firma yani ödeme araçlarını zaten enable ettiğimiz için hani operatörlerle bu noktada tam tersi kol kola gidiyoruz. Kuralları beraber koymaya çalışıyoruz. Ve dediğim gibi bu online'ın dışında da fiziksel kanalda da ciddi bir tahsilat konusunun olduğunu düşünüyoruz. Ve gün sonunda her şey ne kadar online'a geçecekse de bile öncelikle her şey bir kere fiziksel kanalda başlıyor. İnsanlar burada görüyorlar, daha sonra online'a dönüyorlar. Özellikle dijital ürünlerde bunu yaşamanın yolu da bu ön ödemeli kartlar, oyun kartları veya prepaid kartlar diye bahsettiğimiz kartlar olacak. İnsanların cebine bu kartları siz fiziksel kanallardan birkaç defa koyabilirsiniz, satabilirsiniz. Daha sonra ikinci adımları bunu online ortamdan farklı ödeme araçlarıyla almak olacaktır. İnsanlar yıllar önce televizyonu fiziksel dükkanlardan aldılar, şimdi online ortamdan alabiliyorlar. Biz de diyoruz ki özellikle dijital içeriği fiziksel kanaldan MS yayabilirsek daha sonra zaten alışveriş yapacağı yer online ortamdır. Bir soru vardı orada. Merhaba Cem Argun. Emre'ye sorum olacak. Tamam, güzel. İki noktaya değindi Emre. Yani uzun sürede Göztaş'ta işin göbeğinde olduğu için o belki yani bankacılık sektörünün neden bu kadar konservatif davrandığını açıklayabilir. Bir tanesi sigortalama dedi Amerika'daki. Yani bu riski sigortalıyor. Sen de değindin zaten yani bunun bir risk olduğunu, bu riski tanımlarsın. Ona göre o risk primumuyla komisyon oranını yükseltirsin ve bir şekilde bu o karşıda onu da başka bir yerde satarsın o riski başka bir kuruluşa. Bunu neden yapmıyor bankalar? Yani neden kimse bu risk buna kalkışmıyor? İkincisi de yani yine bu bununla bağlantı olarak yani neden tek soru sorayım. Neden bankalar bu konuda isteksizler? Tabii.
tabii Emre'nin bankacılık aslında şeyine. Bankacılık şapkası da var. Hiçbir zaman çok takmadım o şapkayı ama bankacılık şapkası da var tabii. Teşekkür ederim öncelikle. Aslında elektronik ticareti özendirmeye, ciroları arttırmaya çok istekli bankalar. Dediğim gibi ürünler de çıkarıyorlar bununla ilgili, çalışmalar da yapıyorlar. Ama mesela sigorta tarafı işin bankaları ilgilendiren bir konu değil. Türkiye'deki sigorta şirketlerini ilgilendiren bir konu. Türkiye'deki sigorta şirketlerinin hiçbirisi chargeback riskini almıyor. Bunun nedeni de çok basit. Chargeback çok ciddi bir risk çünkü. Chargeback süresi 4 ay bankacılık kanunlarında, lisansör kuruluşların kanunlarında ve hizmetin alınacağı tarihten itibaren 4 ay. Yani 3 ay sonra siz uçak bileti alıyorsanız 3 ay artı 4 ay 7 ay sürelik bir chargeback itirazınız var ve ben yapmadım derseniz ürünü kar sahibi olarak kanuni bir, biliyorsunuz. Kanuni bir mesele yani. Evet, kanuni bir mesele ve bu çok ciddi bir risk. Hani örneğin geçtiğimiz gün bir günde o paralar hesaplardan alınıp yurt dışına gidilmiş olsaydı, hakikaten de kötü niyet olsaydı, kötü niyet olduğuna inanmıyor olsam da çok fazla, 3 tane şubenin 5 milyon TL zararı söz konusu olacak. Peki hemen arkasından şunu sorayım. Yani bu kanuni bir zorunluluksa çok ki net. Ki oldu da bu arada. Webbebi.com'da da yaşandı bu olay. Peki neden sanal post riskini şubelere yüklüyor bankalar? Yani demek ki şube tek başına bu riski almak istemiyor. Şubedeki bireysel, yani şubedeki yönetici de bu riski üzerinde taşımak istemediği için performansını etkileyecek negatif olarak. Hatta kovulmasına yol açabilecek vakalar olabilir. Banka eğer bu kadar istiyorsa genel müdürlükte bu riski bir havuzda tutması daha doğru olmaz mı? Tabii ben Emre araya gireyim de Emre banka tarafını korumuyor tabii. Tabii olarak da. Mutlaka. Ama mutlaka. Hani biliye olarak cevap veriyorsun. Mutlaka, kesinlikle. Yani tabii ki çok haklısın. Hatta performans sistemlerinin bile değişmesi lazım şubelerin. Ama alışılagelmiş iş yapış şekilleri var Türkiye'de. Bu dünyanın her yerinde böyle maalesef. Onu çok kolay değiştiremedik biz. Hani bu değişecektir, bu şekilde gitmeyecektir. Yani mutlaka bankalar o riski bir şekilde bir havuzda toplayıp daha kolay sanal post vermeye başlayacaklardır. Ama ona daha var. Yani ama 3 yıl, ama 4 yıl var. İşte o dönem zarfında insanları da daha hızlı bir şekilde elektronik ticaretle tanıştırmak lazım. Bu çok önemli. Yani bugün belki burada herkes deneyimlemiştir. Ben Burak Hoca deneyimlediği için söylüyorum. Tanıdığınız yoksa, şubeli uzun süredir çalışmıyorsanız şubeler size şunu diyebiliyor. Ama bu bankanın genel kabul görmüş şeyi değil aslında. Görüşü değil. Mesela Twitter'da aratın X bir banka. Büyük bankalardan bir tanesi. 5 tane tweet gördüm geçen. X banka artık sanal post vermiyormuş. Sanal post işinden çıkmış diye. Şimdi bu bankanın genel yaklaşımı değil aslında. Çok ciddi çalışmalar da yapıyorlar biliyorum o tarafta. Oradaki şubedeki arkadaşın muhtemelen daha önce yaşadığı kötü bir deneyim. Hani birçok farklı konu var. Mesela bunlardan bir tanesi de Burak Büyükdemir'dir. Yani Burak Büyükdemir sayesinde herkes girişimci şu an. Yani üniversite bitmeden daha üniversite 3. sınıfta, 4. sınıfta girişimci. Kot pantolonuyla bankaya gidiyor, ben sanal post istiyorum diyor tişörtüyle. Şimdi daha önce sorun bir şey yaptım mı yok. Yani. Ana kaynağı sen. Şimdi çok ciddi aslında birçok farklı etmen var orada bankaları korkutan. Evet. Peki, çok uzun konuşmuştuk da. Öyle mi? Bizi ikaz ettiler. Tamam. Dostane bir uyarı aldık. son soruyu alalım arkadaşlar, o zaman. Arkadaşlar bankadan sanal post alamayanlar bize gelebilir. Son soruyu alalım. Evet. Burada. Merhaba. Bülent Akar. Merhaba. Gitti gidiyor. Payu yok aslında Emre Bey'e soracağım, aslında Kıvanç Bey de yanıtlayabilir ama Payu burada işte sanal post bir problem. Kesin. Payu burada iş yapmak isteyen sitelere sanal post almasını kolaylaştırıyor mu? Birebir banka üzerinden mi kolaylaştırıyor da iş yeri üzerinden mi kolaylaştırıyor? Şöyle yapıyor. Şimdi ilk modeli bir tarafa koyalım. Gitti gidiyorum Payu'yu kurduğu, kendi postlarını kullanmaya devam ettiği katma değerli servisi bir kenara koyalım. Payu bankalar aracılığıyla payment facilitator oluyor. Ki faaliyette bulunduğu 6 ülkede de bu şekilde çalışıyor. Ve iş yerlerine diyor ki senin tek tek banka dolaşmana gerek yok. Taksit yapmak istiyorsan sen 5-6 tane bankadan sanal post almalısın. Hepsinin farklı ofisini kendi üstüne entegre etmelisin vesaire. Zaten alamama ihtimalin de var. Alamadığın durumda da, alabildiğim durumda da ya da bununla uğraşmak istemediğin durumda geliyorsun Payu'yu alıyorsun. Payu'nun kendi postları var zaten banka ve Mastercard'dan izinli. Tek bir API'ye entegre ettiğinde hem fraud servisine, hem fraud ekibine, hem sanal postlara, hem raporlama servislerine sahip oluyorsun. Kıvanç, size nasıl? Peki riski banka... Riski banka Payu'ya devretmiş oluyor tamamen. Yani biz sizin yerinize aslında riski alıyoruz. Burada taksitli ödemelerde olacağı için bankalardan alınan komisyonlar var. Bankalardan aldığımız komisyonlar. Onun üzerine bir operasyon maliyeti ve kar marjı koyup. Yok yok, yani muhtemelen biz atıyorum
tamamen farazi konuşuyorum. %1,5'la çalışıyorsak mesela komisyon oranımız da 2,5 gibi. Hatta bazı durumlarda 1,5'un altında da olacak. Çünkü biz büyüdükçe bankalarla pazarlık gücümüz de artıyor olacak. Bu şu anlama gelecek. Siz bankadan tek başınıza gidip ödeme posa almaktansa vade tamamen işleriyle anlaşma. Yani ertesi gün de olabilir, 30 gün sonra da olabilir. Siz bankadan posa aldığınızda atıyorum bir müddet sonra 30 günde çalışıyorken Valör'de PayU ile geldiğinizde belki 20 günde çalışıyor olacaksınız. Çünkü PayU üzerinde topladığı büyük hacimle bankalar üzerinde de ciddi katma değer yaratıyor olacak. Yani PayU üzerinden gerçekleştirince kendi ekstrasında sizi mi görecek yoksa firmayı mı? Biz sizin isminizi basıyor olacağız ona. Bizim isminiz. Tabii. Ama arada olacak. Bankacılık sanal posta yani banka sistemlerindeki sanal postalar buna müsaade ederler. Sizin isminizi gösteriyor. Kapsamında birçok kişi kendi puan alarak aksiyon almak istiyor ya. Hı hı. O hayatlarında Tabii ki. Lokal davranıyor olacak. Yani şu an hayatınızdaki herhangi bir şey değişmeyecek. Değişebilir. İleride PayU kullanıcı adı ve şifresiyle de ödeme sunmak isteyebilirsiniz. Çünkü Alper'in de Kıvancı'nın da anlattığı şey o. Siz bunları, bu hizmetleri sunmak zorundasınız müşteriye. Yani iş yerine fayda sağlıyor olabilirsiniz tamam ama burada bir de customer experience var. Bunu da sağlamalısınız. Yani bugün bir cep telefonu numarasıyla ödeme yapmak, SMS ödeme yapmak, PayPal'la ödeme yapmak, kullanıcı adı ve şifre girip ödeme yapmak hakikaten ciddi bir deneyim kullanıcı tarafında ki keza BKM de bunun üzerinde çalışıyor. BKM Express üzerinde çalışıyor. Son, garanti de çalışıyor vesaire. Son olarak evet. Kıvancı siz nasıl yapıyorsunuz? Ve yani PayU Emre anlattı. Buradaki PayPal nasıl farklılaşıyor? Ondan sonra onu da biz sen bahsedersen kapatıyoruz sonra. İki türlü yapıda anlatmak lazım. PayPal'ın zaten kendi içerisinde kurmuş olduğu bir arayüz var. Bizim için hangi bankayla tüketicinin de hangi bankayla, hangi kartla, hangi ödeme aracıyla ki ön ödemeli kartta kullanabilirsiniz, banka kartta kullanabilirsiniz veya banka hesabı bazı ülkelerde, Türkiye'de üzerinde çalıştığımız bir unsur kullanabilirsiniz. O yüzden o ikisi birbirinden bağımsız iki konu. Merchant tarafına geldiğinizde, iş yeri tarafına geldiğinizde bizim yaklaşık fraudla ilgili zaten kendi ekibimiz var. 2000'e yaklaşan bir yapı var. Hem otomatik olarak fraudu kendi adımıza kontrol ettiğimiz hem de merchant adına kontrol ettiğimiz bir yapı. Bunun üstüne bu 2000 kişiyle manuel olarak kontrol ettiğimiz bir yapı. Çünkü her ne kadar otomatize ederseniz edin, sonunda eninde sonunda manuel bir takım işlemlere de ihtiyaç duyuyorsunuz. Bu açıdan bizim açımızdan da merchant'ın önündeki engeli almak bizim için önemli. Aynı zamanda sadece merchant'ın önündeki bir engel değil bu. Burada aslında ortak paydalar söz konusu. Bu bizim için de bir risk. Çünkü bizim işte Türkiye'de üzerinde çalıştığımız seller protection kısmımız var. Buyer protection kısmımız var. Bu bizim için aynı anda bir maliyet. Zaman zaman kendimizin de karşılamak zorunda olduğumuz. O yüzden bakarsanız öyle. Buradaki belki yapıların önemlisi bizim için eninde sonunda iş yerinin hangi bankayla çalıştığı bizi çok ilgilendirmiyor. Parayı hangi bankaya yatıracağı bizi çok ilgilendirmiyor. Biz sanal posalar kullanan iş yerleri de var. Onların yapısıyla PayPal üzerinden geçiyor. Anında PayPal'a hesaplarına parayı alıyorlar ve onu istedikleri gibi istedikleri bankaya yatırabiliyorlar. Siz taksit yapabilecek misiniz? Bizim şu anda halihazırda belli kampanyalar çerçevesinde belli bankalarla zaten taksit yapma imkanı var. Yurt dışında üzerinde çalışılan bir proje var. Türkiye herhalde 2012 sonu gibi belki gündeme gelebilir. Orada çok daha farklı bir yapıdan söz ediyoruz. Orada ödeme noktasında taksitten daha çok tüm ödemeleriniz gerçekleştikten sonra hatta onunla ilgili video var belki görmüşsünüzdür. Tüm ödemelerinizi yaptınız, ay sonra doğru yaklaştınız. O noktada diyorsunuz ki benim bu aldığım işlemi banka hesabıma yansıt, bu aldığım işlemi kredi kartımın şu kredi kartıma 3 taksitle yansıt gibi çok daha farklı esneklik. PayPal'ın en önemli özelliği yapmaya çalıştığı şey var olanın üstüne ben ne koyabilirim? Tüketici tecrübesi olarak ne koyabilirim, iş yerleri için ne koyabilirim. O yüzden zaten işleyen belli bir yapı varsa bu yapıyla farklı bir şekilde yorumlamaktan ziyade gerçek anlamda değer yaratacak iş yerine ve öncelikle de tüketiciye aynı zamanda ne gibi özellikler sunabiliriz? Bizim önemli farklılaşmaya çalıştığımız nokta bu. Kıvanç, Emre, Alper çok teşekkürler. Biz 40 teşekkür dakikayı ederiz. Doldurduk. Çok teşekkür ediyoruz konuklarımıza. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.